Amerika'nın Sesi'nin Washington stüdyolarından iyi akşamlar. Ben Hülya Polat. Amerikan yönetiminden Türkiye konusunda yapılan açıklamaları sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Bugün Beyaz Saray ile ilgili bir haberimiz var. Dilge Timoçin'e bağlanıyoruz şimdi ayrıntılar için. Söz Dilge Timoçin'de. Hülya Polat, Beyaz Saray'dan Türkiye'deki darbe teşebbüsü ve Fethullah Gülen'in iadesiyle ilgili bugün şu saat itibariyle farklı bir açıklama olmasa da Amerikan toplumunun Beyaz Saray'dan bir talebi var. Beyaz Saray'ın internet sitesinde bir imza kampanyası yürütülüyor ve Amerikalı Türkler kendi hükümetlerinden yani Obama yönetiminden Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iadesini istiyor. Beyaz Saray'ın We the People denen bir imza kampanyası sayfası var ve burada açılmış bir imza kampanyası bu. Buradaki kampanya metninde de şu cümlelere yer veriliyor. 15 Temmuz günü Türkiye'nin meşru ve demokratik yoldan seçilmiş hükümetini devirmek için bir darbe girişiminde bulunuldu. O zamandan beri faillerin Fethullah Gülen'e ve onun FETÖ terör örgütüne hizmet eden küçük bir asker grubu olduğu ortaya çıktı. Türkiye Orta Doğu'daki en güvenilir ve uzun süreli müttefikimiz olmuştur. Gülen ise Türkiye'deki müttefiklerimiz tarafından terörist olarak sınıflandırılmıştır. Amerika olarak demokratik olarak seçilmiş yetkililer ve hükümetlerle çalışması için başkanımızı ve hükümetimizi ikna etmeye lütfen yardım edin ifadeleri yer aldı. Başkanımız ve hükümetimiz derken de elbette Barack Obama'yı kastediyorlar. Beyaz Saray'ın böyle bir imza kampanyasını incelemeye alması için, görüşmesi için tam 30 gün içinde 100 bin imza toplanması gerekiyor. Bu kampanya 17 Temmuz'da başlatıldı ve şu ana kadar 77 binden fazla imza toplanmış durumda. Önümüzde 2 haftaya yakın bir zaman var ve bu yüzden 100 bin imzayı da rahatlıkla bulması bekleniyor. Bu tür kampanyaların bağlayıcılığı olmasa da dikkat çekmesi açısından da önemli. Bakalım Beyaz Saray'daki bu imza kampanyasının sonucu ve etkileri ne olacak? Hülya Polat. Evet, Dilge Timoçin, teşekkür ediyoruz bu ayrıntılar için. Bu konudaki diğer haber ve söyleşilerimizi amerikaninsesi.com adresinde bulabileceğinizi hatırlatalım. Evet, Washington'daki gelişmeleri özetledikten sonra Demokrat Parti kurultayı ile devam ediyoruz. Kurultay dün akşam Hillary Clinton'ın Demokrat Parti'nin başkan adaylığını kabul konuşmasıyla sona erdi. Şimdi ayrıntılar için Philadelphia'ya Melek Çağlar'a bağlanıyoruz. Hillary Clinton'ın Demokrat Parti'nin başkanlık adaylığını kabul ettiği tarihi konuşması yaklaşık bir saat kadar sürdü. Hillary Clinton salona girdiğinde salonda bulunanlar yaklaşık 3 dakika boyunca ayakta alkışladılar Hillary Clinton'ı. Konuşmanın 3 temel noktası vardı denilebilir. Bunlardan ilki parti içerisindeki bölünmüşlüğü giderebilmek ve özellikle Sanders yanlılarının oylarını çekebilmek için verdiği mesajlardı. İkinci verdiği mesajlarsa Trump eleştirileri oldu. Trump'ın bugüne kadar bütün söylemlerini hemen hemen üzerinden geçip buna karşı kendi tavrını ortaya koymaya çalıştı. Bir üçüncü konu ise kendi kişisel özellikleriydi. Konuşmasının bir bölümünde ailesine kadar giderek ailesinden alıntılar yaptı, ailesinden örnekler verdi ve bu aile yapısının kendisini insan hakları, kadın hakları ve çocuk hakları konusunda mücadeleci biri olmaya ittiğini söyledi. Özellikle bunu yapmasının nedeni Hillary Clinton'a kamuoyunda bazı seçmenlerin güven konusunda sorun olması. İşte bu konuşmada bu güven sorununu bir anlamda ertelemeye, bir anlamda gidermeye çalıştı denilebilir. Hillary Clinton'ın Sanders yanlılarına verdiği mesajlar aslında çok önemliydi. Her şeyden önce birlik ve beraberlik mesajı verdi ve daha önce Sanders'ın kendi kampanyalarında kullandığı mesajları da kendi konuşması içerisinde kullandı. Trump'a geldiğimizde de Trump'ın özellikle Amerika'da ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı bir politika izlediğine işaret etti. Bizi birbirimizden ve dünyadan koparmak istiyor dedi. Ama biz duvarlar örmeyeceğiz. İyi ekonomiler, güçlü ekonomiler geliştireceğiz dedi. We will not build a wall. Instead, we will build an economy where everyone who wants a good job can get one. Aynı şekilde duvar örmenin dışında herkese iş bulan bir ekonomi kuracağız ve vatandaşlık vereceğiz. Çalışan, düzgün çalışan ve vergilerini ödeyen, yasalara uyan insanlara
kaçak göçmenlere ve bu yolda olanlara vatandaşlık vereceğiz dedi. Terörizm konusunda da biz terörizme karşı müttefiklerimizle beraber mücadele edeceğiz şeklinde kullandı cümlesini. Aynı şekilde NATO üyelerine karşı saldırgan tutum Rusya'dan gelse bile ben başkan olduğumda NATO üyelerinin yanında yer alacağım dedi. Ekonomi konusunda özellikle de Demokrat Parti'nin işçi partisi olduğunu, iş çalışan kesimin partisi olduğunu söyleyerek göreve geldiği günden itibaren ve görevindeki son gününe kadar özellikle çalışan kesime daha iyi bir gelecek vaat etti ve daha iyi iş olanakları, daha yüksek ücret veren iş olanakları önerdi. Böyle bir programı olacağını söyledi. Obama'ya ve Biden'a son 80 yılın en büyük resesyonundan ülkeyi çıkardıkları için teşekkür etti ama bu yapılanlar yetmez. Amerika'yı daha da güçlü hale getirmeliyiz dedi. Yine Trump'a yönelik eleştirilerinde de ülkeyi karamsar bir durumda göstermesinden rahatsız olduğunu söyledi ve Amerika'nın geleceğinin her zaman daha iyi olacağının işaretlerini verdi. Hillary Clinton'ın bu konuşmasının gerçekten de kendisine şu anda çok sıcak bakmayan kesime bir anlamı olacak mı, bir ikna edici unsur olacak mı, bu henüz belli değil. Ancak bu konuda Cenk Uygur, yani TYT Network'ün yorumcularından, siyasi yorumcu Cenk Uygur'la görüştük, bir konuşma yaptık, birlikte izliyoruz. Burada biraz daha beraberlik olacağını zannediyorlardı ama öyle olmadı. Cumhuriyetçiler Donald Trump'ın arkasına rahat rahat geldiler. Ama burada Bernie Sanders'ı tutanlar Hillary Clinton tarafına gitmek pek istemiyorlar. Peki Demokrat Parti yönetimi hala öfkeli olan Sanders destekçilerini nasıl ikna edecek? Zorlan. Şimdi herhalde %60'ı zaten Hillary Clinton'a oy vermeye hazırlar. %40'ını ikna etmeniz lazım. Nasıl ikna edecekler? Bernie Sanders tabii ki bunları söyleyecek. Donald Trump çok kötü, o tarafa gitmeyin. Ama Hillary Clinton çok iyi bir insan ve size iyi bir başkan olur deyince inanmıyorlar. Bence o iyi bir taktik değil. Daha çok Donald Trump'ın ne kadar kötü olduğunu söylemeniz lazım. Bu politika böyle oluyor. Başkan Barack Obama'nın eşi Michelle Obama, kurultayda Hillary Clinton'ı desteklemek amacıyla yaptığı konuşmada, karşı taraf ne kadar seviyeyi düşürmeye çalışırsa çalışsın, bu oyuna gelmemek gerektiği konusunda çağrıda bulunmuştu. Ancak Uygur, bunun demokratlara yarar getirmeyeceği görüşünde. Bence o yukarıda kalalım, onlar ne kadar kötü şey söylüyorsa biz daha iyi şeyler söyleyelim, çok yanlış bir fikir. Politika öyle değildir. Öbür tarafın ne kadar kötü olduğunu çok net anlatmanız lazım. Anlatmazsanız onlar kazanır. Şimdi derlerse Hillary Clinton bütün sistemi değiştirecek, parayı çıkaracak sistemden. İnanmazlar, haklılar inanmamakta. Ama derlerse ki tamam, Hillary Clinton çok iyi değil, bu sistemi genelde aynı yerde bırakacak. Haklısınız ama ne yapalım, Donald Trump canavar. Ona versek çok daha kötü olur deseler, en azından dürüst bir cevap olur ve insanlar bence ona daha saygı gösterirler. Hepsi gitmez, hepsi ona oy vermez ama çok daha fazla insan der ki tamam, heyecanlı değilim Hillary Clinton için ama en azından sizin söylediğinizi anlıyorum ve aynı kanıttayım, onun için Donald Trump'a karşı oy vereceğim. Uygur, Demokrat Senatör Bernie Sanders'ın Hillary Clinton'ın seçimleri kazanması halinde yeni yönetimde görev alıp almayacağı sorusuna ise şu yanıtı verdi. Zannetmiyorum. Ve Bernie Sanders'ın bir pozisyon istediğini de zannetmiyorum. Bayağı sürpriz olurum öyle bir şey olursa. Hillary Clinton tarihi konuşmasını yaparak Amerikan tarihinde ilk kadın başkan adayı olarak seçim kampanyasını bundan sonra bu sıfatla yürütecek. Ancak hala bazı delegeler Sanders konusunda ve Sanders'ın parti içerisinde özellikle de WikiLeaks skandalıyla ortaya çıkan yazışmalarda olduğu gibi Hillary Clinton'ı tercih edip Sanders'a karşı haksız davranmasından hala rahatsız görünüyorlar. Kameraman arkadaşım Tezcan Taşkıran'la birlikte delegelerle söyleşiler yaptık. Şimdi bunları ekranlarınıza getiriyoruz. When people, you know, stand in my way, it just makes me want to stand taller and fight harder.
İnsanlar benim önümü kestiklerinde ben tam aksine ayağa kalkıp daha çok mücadele etmek istiyorum. Parti yönetimine hem adil olup hem de kazanmanın mümkün olacağını kanıtlayıncaya kadar mücadele edeceğim. Hillary çok önemli şeyler başardı. Herkesle ortak hareket etmek kolay değil ama Hillary'ye Kasım ayında oy vereceğiz. Ocak ayında göreve başladığında da protesto edeceğiz. Ama Hillary belki de bizi şaşırtır ve daha doğru tercihler yapar. Trump stating that Muslims should be barred coming into this country. Donald Trump'ın hoşgörüden son derece uzak bir şekilde bütün Müslümanların Amerika'ya girişinin yasaklanmasının gerekli olduğunu söylemesinden sonra San Bernardino halkı beni Demokrat Parti delegesi seçti ve buraya Philadelphia'ya onları temsil etmem için gönderdi. Burada birlik ve beraberliği temsil ediyorum. Ben San Bernardino halkının Trump'ın Müslüman karşıtı söylemine verdiği en iyi yanıtım. Jenny Jackson, parti yönetiminin tarafsız kalmayıp Hillary Clinton yanlısı bir tutum izlemesine hala öfkeli. Oh, yeah, that's terrible. Bu korkunç bir durum. Parti yönetiminin böyle bir tavır alacağını düşünmezdim. Ama şimdi görüyorum ki kampanya sırasında Bernie Sanders'ın yaşadığı zorlukların bazıları bundan kaynaklanıyormuş. Ben hala Sanders'ın fikirlerine destek veriyorum. Ama Kasım ayında Hillary Clinton'a oy vereceğim. Açıkçası ben anlamıyorum. Eğer demokratsak neden tek bir taraf etrafında toplanamıyoruz? Elbette Clinton'la Sanders'ın bazı görüşleri birbirinden çok farklı. Ama birçok konuda da aynı görüşü paylaşıyorlar. Her ikisi de ilerici görüşlere sahipler. O yüzden bazı Sanders yanlılarının yuhalamalarını ve protesto gösterilerini ben son derece kaba ve saygısızca buluyorum. Texas eyaleti delegelerinden Martin Sutton da Sanders ve Clinton'ın birçok konuda aynı görüşü paylaştığını düşünüyor. Bence hem Sanders hem de Clinton ilerici görüşler taşıyorlar. Amerika'da yoksulluk sınırının altında yaşayan insanlar var. Bunun artık değişmesi lazım. Hem Clinton hem de Sanders bunu istiyor. İkisi de daha güçlü, daha sürdürülebilir ekonomiye sahip bir ülke hedefliyorlar. Bundan sonraki adım hem Clinton hem de Trump için Kasım ayında yapılacak seçimlere kadar kampanyayı bugünkünden daha hızlı ve daha yoğun bir şekilde yürütmek olacak. Melek Çağlar'a çok teşekkür ediyoruz. Philadelphia'dan bildirdi. We will have a woman president. Amerika 8 yıl önce ilk siyah başkanını seçti. Bu yıl ilk kadın başkanını seçmeye çok yakın. Deneyimli siyasetçi eski First Lady Hillary Clinton, Demokrat Parti'nin resmen başkan adayı. Çocukluğundan adaylığa, başarılarından tökezlemelerine, Hillary Clinton'la ilgili merak ettiğiniz her şeyi dünden bugüne Hillary Clinton dosyamızda bulabilirsiniz. Dosyamızı amerikanasesi.com'dan, YouTube kanalımızdan ve Facebook sayfamızdan izleyebilirsiniz. Böylece bir yayınımızın daha sonuna geldik. Amerika'nın Sesi Haber ekibi olarak hepinize iyi geceler, iyi hafta sonları diliyoruz. Pazartesi akşamı yine birlikte olmak umuduyla. Hoşçakalın.